SCP-966. Nesne sınıfı Euclid. Açıklama. SCP-966, ağzı iğne benzeri dişlerle kaplı, uzun bir yüze sahip, tüysüz, 80-90 yaşlarındaki insanlara benzeyen yırtıcı yaratıklardır. Her bir yandan 20 santim uzunluğa kadar çıkabilen 5 pençeleri vardır. Keskin olmalarına rağmen bunlar kolayca kırılabilir ve bu da SCP'yi savaşa uygun hale getirmez. SCP'lerin yüksekliği 140 ile 160 cm arasında değişir ve 30 kilo ağırlığına kadar ulaşabilirler. Örnekler fiziksel olarak zayıftır. İçi boş kemiklere ve düşük kas yoğunluğuna sahiptir. Uyku yoluyla dinleniyor gibi görünmemektedirler. Bunun yerine görünüşte rastgele zaman aralıklarında tüm hareketi aniden durdurur ve 3 ila 5 dakika sonra normal aktiviteye devam ederler. 966 örnekleri yalnızca 700 Nm ile yaklaşık 900 nanometre arasında değişen dalga boylarında görülebilir. Bu, SCP'nin tüm dokuları için geçerlidir. Derileri, kasları veya organları 2. ile 3. derece yanıklardan muzdaripse, etkilenen alanlar 360 ile 900 nanometre arasında değişen dalga boylarında görülür. SCP, insanlar dahil orta ila büyük boyutlu hayvanlarla beslenir. Ya tek başına ya da çiftler halinde avlanırlar. Avlanma yöntemleri, etkilenen yaratığın yeteneğini kalıcı olarak engelleyen, önceden bilinmeyen bir dalga türünün, son doktor onuruna late dalgaları olarak adlandırılır, tek bir patlamadan oluşur. Non-REM ve REM uyku aşamalarından herhangi birine girildiğinde, mikro uyku yeteneği de kaybolur. Yaratığın dalgalarının etki menzili 20 metreye kadar uzar. Ancak testler, bunların özellikle kurşun olmak üzere, geçiş sonrası metaller tarafından bloke edilebileceğini göstermiştir. 966'nın kurbanlarını uyutmak için yapılan tüm girişimler başarısız olmuştur. Diğer bilinçsizlik biçimlerini indüklemek hala mümkündür. Ancak bunlar gerçek dinlenme sağlamadıkları için genellikle etkilenen özne için zararlı olacaktır. Kurbanlarını uykudan mahrum bıraktıktan sonra SCP, avı dinlenme ihtiyacı hissedene veya onu etkisiz hale getirene kadar avlarını takip edecektir. Bu noktada 966 avını tüketmeye başlayacaktır. SCP kurbanlarını takip ederken çok çevik ve sessiz olduğunu kanıtladı. Bazen onu daha fazla vurgulamak için kasıtlı olarak avın etrafında tehdit edici sesler çıkarırlar. Hatta kurbanların özellikle dayanıklı olduğu ortaya çıkarsa fiziksel olarak da saldırabilirler. Uyku yoksunluğunun neden olduğu yaygın semptomların dışında SCP'nin bazı kurbanları son derece canlı halüsinasyonların yanı sıra görünürde hiçbir dış uyarı olmaksızın ani öfke nöbetlerinden muzdarip olduğunu gösterdi. Şu anda bu durumun uzun süre maruz kalmanın etkileri olduğu düşünülmektedir. SCP'nin neden bu dalgaları kurbanlarından yalnızca bazılarına sürekli olarak maruz bıraktığı bilinmemektedir. Bir hipotez, 966'nın bunu yalnızca açlıktan öldüğünde yaptığı yönündedir. Çünkü avlarının fiziksel ve zihinsel durumunu daha da bozar ve onu daha hızlı etkisiz hale getirir. 966'nın vahşi örnekleri dünyanın her yerinde bulunur. 1978'deki keşiften bu yana vakıf sayılarını büyük ölçüde azaltmayı başardı. Ancak yine de birçok ülkede, özellikle Kanada, Ukrayna ve Türkiye'de büyük miktarda bulunmaktadırlar. Özel saklama prosedürleri. Mobil görev gücü Lola 1 ve Lola 2, kalan vahşi varlıkları bulmak ve etkisiz hale getirmek için uykusuzluğa bağlı, ani, şiddetli insan ölümleri hakkında haberleri düzenli olarak arayacaktır. Vakıf tarafından alınan 4 SCP-966 örneği, 3 erkek ve 1 dişi, Site-19'da bulunan kurşunla kaplı çelikten yapılmış 10x10 metrelik bir odada, kızılötesi duyarlı 2 güvenlik kamerasıyla donatılmış olarak duracaktır. Her SCP-966 örneği, her ay 20 kilo etle beslenecektir. Dişi SCP'nin doğum yapması durumunda, yeni doğan örneği incelenmeli ve olgunlaşmadan önce imha edilmelidir. Doktor E. R. San. (Gülüyor)